kendisini Atatürkçüyüm diyen insan maddevi emperyalizme, kapitalizme karşı koyar. Ne Amerika'ya, ne Sovyetlerin içine, ne Avrupa'ya. Uşak olma, uşak! Şimdiki o 1992'deki yazıların %64'ü Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük ve genişletilmiş Orta Doğu projesine karşı çıkıyor. Bu çok önemli bir olgu. Bana Uğur'a söyledi, PKK ile ilgili çok güzel belgeler var. Türkiye ne kaybetti aslında onurunu? Bir, Türkiye tam bağımsızlığını kaybetti. Büyük ve genişletilmiş Orta Doğu projesine karşı çıkıyor. PKK ile ilgili çok güzel belgeler var. Elinde. Türkiye tam bağımsızlığı. Türkiye rekabet. Biz bunu hak etmedik. O nedenle hak ettiğimiz Türkiye'yi yaratmak için korkmadan hepimiz el ele vermeliyiz. Uğur Mumcu'yla aynı apartmanda oturan DYP Ankara İl Başkanı Yusuf Ertekin, suikastten bir gece önce saat 02'de Uğur'un arabasının yanında farları açık 3 araç bulunduğunu ve kendisi sokağa girince hemen uzaklaştıklarını anlattı. Onunla en son görüştüğüm günü hatırlıyorum. Oturduk bir akşam yemeği yedik. Uğur'un şöyle belini yokladım ben, o tabanca taşırdı Uğur yanında. Tabanca taşırdı. Belini yokladım şöyle. Var mı lan tabancan? Var. Aslan kovboyum falan diye böyle takıldım ben ona. Artık sorun bitti. Sosyalizmin dünya tarih sahnesinden çekildiği ileri sürüyoruz. Oysa emek sermaye ikileminde sömürü kalkmadıkça sol yaşayacaktır. Sosyalizm yaşayacaktır. Silah gördüm Uğur'da mesela. Hatta birkaç defa kendisine dedim ki buna gerek yok yani. Silahı ne yapacaksın? Evet. Ya da korumayı ne yapacaksın? Falan derdim. Ve yani pek hoşlanmazdım. Ama demek haklıymış. Uğur bomba düşünmüyor. Daha çok çapraz ateşle diye birisi kalkıyor oradaki taksi durağını kaldırtıyor. Suikasttan önce o taksi durağının Uğur Mumcu'ya cephe alan taksi durağının durduk yere kaldırılması rastlanmış, benzeri görülmüş bir olay değildi. Susurluk Komisyonu'nda ifade veren Assubay, Citemci Assubay Hüseyin Oğuz'un bir açıklaması vardı. Bir tim Diyarbakır'ın ilçelerinde Uğur Mumcu'nun arabasına benzer bir araba üzerinde bombalama eğitimi yapmışlardır diye Veli Küçük'ün başkanlığında. Biz de Susurluk'ta Uğur Mumcu dosyasına ayrıca baktık. Yaklaşabildiğimiz ama bir türlü elimizi atıp da yakalayamadığımız, gözümüzü açıp da göremediğimiz bir tablo çıktı. Ama hissediyorsunuz yaklaştığınızı. Uğur Mumcu'nun ailesini olası bir saldırıdan korumak için arabasına tek başına bindiği biliniyor. İşkencenin olmadığı, düşünce suçunun olmadığı, herkesin silahsız saldırısız, eşitçe ve özgürce tartıştığı, dinci partiyle Marksist Parti'nin kurulduğu bir düzen istiyorum. Ankara'dan telefon açtılar. Dediler ki efendim bir sürü haber var. Uğur Mumcu katletmişler. Suikasta maruz kalmış. Ne diyorsunuz dedim. Telefon elimden düşmüş. Efendim o dönemde Sönmez Köksal imzalı bir rapordan bahsediliyor. Olayın evet. İsrail bağlantısı olduğunu, hatta İsrail'den bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani bana intikal eden benim bakanlığım zamanında MIT'in bakanlığıma ya böyle bir raporunun geldiğini bilmiyorum. Bir gelseydi haberim olurdu.
açıdan göreceksiniz, böyle bir eğitim anlayışınız olacak. Ya da eski meclis önünden geçerken ben de arabanın radyosunu karıştırıyorum. İşte yazar Uğur Mumcu dedi. Şimdi dedi arabasına konulan bir bombayla öldürüldü dedi. ...1993'e kadar Uğur Mumcu öldürülmüyor. Ama bir şey yaptı ki bardağı taşırdı. İşte onu araştırdım. Barzani ve Talabani Amerika'ya bir taahhütte bulunuyorlar. Türkiye'de Kürdistan devleti kurduğumuz zaman bu devlet Amerika'nın bir eyaletinden farklı olmayacak. O statüye razıyız. Barzani'ye Mossad'ın yılda 50 milyon dolarlık bir bağış yaptı. Mossad'la da Barzani ilişkileri çıkınca İsrail Büyükelçisi ısrarla Uğur'la görüşmek istiyor. Uğur'un da bu büyük bir sorun oluyor İsrail Büyükelçisi ile. Uğur tek görüşmek istemiyor. O da tek görüşmede ısrar ediyor. Ve ölümünden önce bir görüşme yapıyorlar. Dosya kapsamına göre dikkatimi çeken Amerikalı Çavuş Meveri'nin öldürülme olayı vardır. Aynı dosya kapsamında yargılandı. Meveri'nin öldürülmesiyle Sayın Mumcu'nun aracına konan bomba aynı nitelikte olduğu ortaya çıkıyor. Aynı şekilde tuzaklanıyor. Aynı yere yerleştiriliyor. Aynı etkiyi gösteriyor. En önemlisi de rabıtayı ortaya çıkarmış idi hatırlarsanız. Avrupa'da elçiliklerindeki din görevlilerinin maaşları başka bir tarafına ödeniyor. Kim ödüyor? Rabıtatü'l İslam bilmem ne ve Suudi kaynaklı birisi bir grup veya bir sermaye grubu bunların parasını ödüyor. Bizim paralarımız yani bizim büyükelçilerimizin diyelim ki büyükelçi değil ama din görevlilerinin maaşlarını bir başkası ödüyor. Meclisten de geçmiş ve Bülent Ulusu dedi ki benim haberim yoktu bu yasa nasıl bizim buradan çıktı. Her kim ki din sömürüsünü kullanır bir süre yararlı olur belki. Ama sonunda mutlaka seçim sandığında yenilgiye uğrar. Halk affetmiyor. Din sömürüsünü affetmiyor halk. Bu çok önemli bir olgu, çok önemli bir sonuç, çok önemli bir gerçektir. Ondan sonra da Türkiye'de ciddi faili meçhul cinayetlerin hızla oluştuğu bir döneme rastlıyor. Bu tesadüf değildir. Yasa dışı meşruiyeti kabul eden yapıların Türkiye Cumhuriyeti içerisinde devletin âli menfaatleri adına diye belki ama var olan bir yapıyı kullanarak bir şeyler çözme. Patlama sonrasında mavi renkli Renault'un ikiye bölündüğü ve kurda haline gelen aracın parçalarının yüzlerce metrekarelik bir alana dağıldığı görüldü. Uğur Mumcu ile bizim tanışmamız 1957 veya 58 yıllarında Ankara'da Bahçeli Evler'de oldu. Bahçeli Evler o zaman Avrupa'yı bir semtiydi Ankara'nın. Hep tek katlı, iki katlı evler, bahçe içerisinde şirin, minnacık yuvalardı. Uğur onlardan birinde otururdu ailesiyle, ben onlardan birinde otururdu. Durağı vardı orada. Pazar durağının hemen önünde alçak bir duvar vardı. O köşe bizim buluşma yerimizdi. Özellikle yaz günleri, akşam üzerleri falan hep orada buluşurduk. Ya da okul sonrası saatlerde. O zaman da kendi kafamıza göre memleketi kurtarırdık. Kafamızın erdiği, işlediği oranda. Ve o memleket kurtarma aşamasında da yine bir lise öğrencisi olarak gerçekten bunu çok iyi anımsıyorum. Uğur Mumcu başımızda bir anlamda önderdi. Ve öyle bir arkadaşlıktı ki o, bugün bile
o Bahçeli Evler'de pazar durağının köşesinde olan arkadaşlarla ben görüşüyorum. Bir gün beni seneler önce Naim Tacı aradı. Naim Tacı bir dönemin başbakanı. Telefonla konuştuk. Benimle görüşmek istediğini, bazı konuları anlatmak istediğini falan söyledi. Tabii dedim, memnuniyetle dedim. Biz Naim Bey'le randevulaştık. Ve maalesef randevu yerine gittim. Arayan Uğur'du. Tabii ben de bunu sana ödetirim dedim. Urmumcu, bakın cinayetiyle İTAŞ'ta tabiri caizse 3 kuş vurdular. PKK'nın uyuşturucu bağlantılarını yöneten hem iç dış güçler, bunlar ortaya çıkmaması adına onu ortadan kaldırdılar. İkincisi, Uğur Mumcu'yla birlikte Uğur Mumcu'nun ideolojik kimliğini öne atarak Türkiye'de Uğur Mumcu'nun önlemek istediği kamplaşmayı yarattılar. Laik anti-laik çatışmasını yarattılar. Biz gerçek demokratlar isek düşüncelerine katılmadığımız insanların cezalarına da karşı çıkmalıyız. 163. maddeye de karşı çıkmalıyız. 141 ve 142'ye karşı çıktığımız gibi aynı inançla karşı çıkmalıyız. Hem demokrasi bunu gerektirir, bunun için hem de Türkiye'deki bu maskeli balonun son bulması için. İran'ın Uğur Mumcu'nun öldürülmesine çıkarı nedir? İran'a devrim ihraç etme düşüncesini kabul ediyorsak hareketin arkasında İran. Çünkü ödünsüz bir vay milliyecidir, ödünsüz bir laiktir, ödünsüz bir anti-emperyalisttir Uğur Mumcu. Ama İran'ın böyle bir düşüncesi olmadığını söylüyorsak o zaman bir başka yerde aramamız gerekiyor. Bunu söylüyorum. İran'ın bir çıkarı yok Uğur Mumcu öldürmekte. Aleyhine bir yayın yapmamış. Oysa mesela ben bir yazısını buldum. Orada İran'ı övüyor. Ne Sovyet Rusya ne Amerika. Tam bağımsızlık bizim devrim şeyimize uygundur diye. Mossad, tetikçi de işte dindar kılığında tipler. Bir şeyi biliyoruz ki devletin içerisinde böyle gizli bir yapı var. Ve hepimiz böyle bir şey vardı bulalım demeliyiz. O zaman çıkacaktır göreceksiniz. Demezseniz bunu görenler, kral çıplaktır diyenler tek tek ölür giderler. Üst düzey emniyet yetkilileri Mumcu cinayetinde kullanılan türdeki bombaların bir arabaya monte edilmesinin en fazla 30 saniye alacağını açıkladılar. Yani bunlar Atatürk muhafızı, muhafızları öldürmeye başladılar. Devrimlerin muhafızı, ben de muhafızıyım. Eğer burada öleceksem aleme bırakacağım en büyük mirastır. Biz siyaset bakımından karşıtlarımıza özgürlük tanımazsak birer gizli faşistiz. Türkiye'de bugün yapılması gereken iş 12 Eylül Anayasası'nı bir an önce yürürlükten kaldırmaktır. Türkiye'de demokrasinin gelişimi için birçok koşul var ama mevzuat demokrasi. Mevzuat. Biz bu olayı 6 ay içinde aydınlatacağız. 6 ay içinde aydınlatmak şöyle dursun, ben çıktığımda yarım saat sonra yerleri süpürüyorlardı.
çöpçüler. Gittim baktım, her taraf temizlenmişti. Ne zaman temizlendi? Gündüzden dediler ki siz gittikten biraz sonra. Yani olay yerini bu kadar temizlemekle acele etmek niye? Devletin böyle bir derinliği, bu ölçüde bir derinliği, bu ölçüde bir karanlığı var mı? İnanmak istemiyorum. Ama olay bunca yıl hala boşlukta tutuluyorsa, o zaman da insanın aklına her şey geliyor. Kürt dosyası inceleniyordu, hazırlıyordu. Acaba olabilir mi? İşte acaba sorularından birisi. Evet. Bu dosyada yaşanan bir örneği anlatayım. Bir meslektaşım İçişleri Bakanlığı'na gider. Konuyu görüşmek üzere. Ve İçişleri Bakanlığı'ndan aldığı yanıt, savcılık yapılan soruşturma evraklarının bir kısmını basına sızdırıyor. O nedenle biz zor durumda kalıyoruz. İşlemleri tamamlayamıyoruz diye. Meslektaşım akabinde savcılığa gider. Savcılığa dosya gelmemiştir. Savcılıkta böyle bir dosya yoktur. Onun için değerlendirmeyi size bırakıyorum. Bakın mesela 90'lı yıllardaki Urmuncu cinayetleri, Çetin Emeç, Bahri Öviço, bunlara baktığınız zaman bunlar tamamen Türkiye'de layık anti-layık kamplaşmasını arada yaratmak amacı. Yani Türkiye'yi bölmek. 80'li yılların konsepti sağ sol çatışmaları. Ama merkez aynı. Eğer PKK terör örgütünü geçmiş yıllarda kuruluşundan günümüze kadar kullanan, devlet içerisinde yerleşmiş bir takım gladyocuları bulup çıkartmamız lazım. Biz eğer, ben bunu her şeyde söylüyorum, Türkiye bir Abdullah Öcalan soruşturma komisyonu mecliste kurabilirse, hem bu cinayetlerin arkasında, çünkü bütün bu cinayetlerin arkasında bunlar vardır. Yani PKK'yı yöneten iç dış güçler vardır. Son dönemlerde Mumcu'ya yakında öldürüleceksiniz yazılı telgraf dahi gelmişti. Böyle bir telgraf cümlesinin hangi PTT çalışanı tarafından kabul edilip sorunsuzca istenen adrese gönderildiği hala bir soru işareti. Kimler, devlet içindeki hangi odaklarla işbirliği içinde? Yani öylesine inanılmaz bir bilgi kirliliği var ki içine girdiğiniz zaman çıkabilmeniz mümkün değil. Öyle zannediyorum ki bazı konularda Uğur ipuçlarına ulaştı. Bazı konuların bir takım bağlantılarını filan çözmeye başlamıştı Uğur. Bunu konuşurken de anlatıyordu. Kendisine MİT'ten, emniyetin üst kademelerinden, siyasetin içinden dışından gelen çevrelerin bazı konularda anlattıklarından, bazı konuları kimlerin uyuşturucuya bulaşıp ne tür kirli ilişkilerin içinde olduğundan, kendisine bu konuda belge akışının falan olduğundan bunları açık açık söylüyordu. Dedim kardeşim sen bunlarla nerede görüşüyorsun? Gazetede görüşüyorum diyor. MİT'le ilişkileri çıkınca Abdullah Öcalan'ın ortaya tehdit dolu bir yazı çıktı Kürtlerin gazetesinde. Kürt halkının dinamiği yakında Uğur Mumcu sorununu çözecektir. Uğur bu cümleden kendisine suikast yapılacağını düşündü. İşte bugün yaşanan kavga, Kuzey Irak'ta yaşanan kavga, yıllık geliri 16 milyar dolar olan Musul ve Kerkük petrollerine Batı şirketlerinin egemen olma kavgasıdır. İşte bu kavga için Kürt Kürt'e, Türk Türk'e kırdırılıyor. Bunu çok açık, her sektör insan kan akıyor ve gelişmiş kapitalist ülkelerden üretilen silahlarla insanlar orada birbirlerini kırıyorlar. Ve bütün dünya buna seyir kalıyor. Neden? Çünkü Bosna Hersek'te petrol yok o yüzden. Hiç koruma işlemezdi yanında.
evine koruma olarak bekçi vermişlerdi. Bekçi, polis değil. Onu görürdüm evine gidip geldikçe. Onu da sonra istemedi. Gönderdi onu sonra, bekçiyi falan da. Bir ara polis verdiler, yanlış anımsamıyorsam. Onu da gönderdi. Ya ne yapıyorsun, niye gönderiyorsun bunları? İstemem ben ya dedi. Bunların kim olduğunu ben biliyor muyum dedi. Bunlara dedi ben koltuk veriyorum. Kapıda uyuyorlar dedi sabaha kadar. Ya Uğur yapma etme. O gün arabada RV'den çıktık. Beni eve bırakıyor. Dedim ki ulan Uğur bak şu anda ikimizi birden bir götürseler. Bir pusuya düşürülsek yolda. İkimizi birden öldürseler. Nasıl dedim kıyamet kopar ya Türkiye'de. Vallahi öyle ya dedi. Gerçekten orada hadi eyvallah güle güle iyi geceler bizim evin önünde Uğur beni külüstür Renault'suyla bıraktı. Gerçekten kitlelere mal olmuş birisinin korunmaması devletin hakkıdır. Etkili ve yetkililer çıktılar. Bu cinayeti aydınlatmak bizim namus borcumuzdur dediler. Aydınlatıldı mı? O sözü söyleyenlere bırakıyorum. Namus borçlarını yerine getirebildiler mi, getiremediler mi kendileri yanıtlasınlar. Susurluk raporlarında açıkça görülüyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her yurttaşın öncelikle can güvenliği yok. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde bir odak oturdukları yerde kendi yurttaşlarını öldürme yetkisini kendilerinde bularak karar verip kararı da infaz etmektedir. Sizin önünüze yem de atarlar. Sizi bir yere çekmek için. Siz yani bir takım bilgilere sahipseniz o bilgileri daha pekiştirici, daha efendime söyleyeyim, hakikaten inanmanızı sağlayacak bir takım dosyaları size de getirebilir. Çetin Emeş'te de bir dosya geliyor. O da bir araştırmacı yerden. Netice itibariyle bu dosyanın vahametinden direkt bu gidiyor. Bu şeyde Ankara'daki CIA'nın bir takım yetkilileriyle görüşüyor. Kısa bir müddet sonra zaten faili meçhul bir şekilde öldürülüyor. Uğur Mumcu öldürülmesinden hemen önce eline geçen bir dosyada Makina Kimya Enstitüsü'ne yollanmış 100 bin adet silahın üzerinden seri numaralarının silinmesi emrine ulaşmıştı. 15 Ocak 1991 tarihli dosyada kendisini JITEM komutanı olarak tanıtan bir subayın 11 askeri araçta bu silahları teslim alıp ayrıldığı bilgisi yer alıyordu ki yer olarak Irak sınırını düşünmüştü. İddiaya göre sınırdan bir yerlere sessiz sedasız, seri numaraları silinmiş silah sevkiyatı yapılıyor. Seri numaraların evet. Silinmesi ve yani Talabani'ye... Silah kaçakçıları var, evet. Kürtler var. Radikal eroin, var. Esrar, bilmem o uyuşturucu trafiği var. Tarikatlar var, bilmem ne. Bunların içerisinden şudur diyemiyoruz. Bunu yargıçlar, hakimler bugüne kadar çıkarmadıysa ne senin ne benim şu anda çıkarma şeyimiz yok ama gizli kalması en büyük fiyasko, en büyük acıdır bu. Ve ilk tepkim de ya bunun katil falan bulunmaz oldu. Benim ilk tepkim oydu kendimce. Katil matil bulunmaz. Bu da gitti bitti. Kürt sorununu PKK teröründen ayırt etmek görevi bizler kadar Kürt aydınlarına da çünkü onların da... Mumcu'nun katili İslami terör. Söyle, sizi tatmin ediyor mu? Beni hiçbir şekilde tatmin etmiyor. Yani Uğur Mumcu'yu PKK'da öldürtmüş olabilir, Kürtçüler de öldürtmüş olabilir, İslamcılar da öldürtmüş olabilir. Yani bazı gizli güçler de öldürtmüş olabilir. Bilmiyorum gerçekten. Hiç kimse de bilmiyor. Yani sadece ben değilim bunu bilmeyen. Yani tamamen karanlık bir olaydır. Uğur Mumcu'nun katili diye birileri yakalandı.
Hatta yargılanıp ceza falan aldılar. Ona da inanmıyorum. Yani Uğur Mumcu'nun katilleri bugün ortalıkta yoktur. Yani Uğur Mumcu'nun katilleri o 24 Ocak 1993 pazar gününden itibaren kayıptır. Benim tahminim devlet Uğur Mumcu'nun katillerini bulurdu. Eğer isteseydi. O dosyalar bir daha açılmamak üzere kapandı. Bitmiştir, olay bitmiştir. Gidenler gittiğiyle kalmıştır maalesef. Mumcu dosyadaki bilgileri doğrulatmak amacıyla telefonlar etmeye başladığında belki de kendi sonunu getirecek bir mekanizmayı harekete geçirdiğini henüz fark etmemişti. Dosyayı kendisine ulaştıran kaynak durdurmak için onu aradığında 23 Ocak 1993. Albay DCK bir gün sonra da ısrarla Uğur'a ulaşmaya çalıştıysa da sonuç alamayacaktı. Çünkü tarihler artık 24 Ocak 1993 pazarı gösteriyor. İşte geldi yine. Kürt olursunuz, Türk olursunuz, Çerkez olursunuz, Arnavut olursunuz, Arap kökenli olursunuz ama bir vatandaşlık bilincinde bir vatandaşsınız. İşte Mustafa Kemaliyetçi dediğimiz kan esasına dayanan çağ bir Kürtlaşma bilinci. Cinayeti örten bir güç vardı. Türkiye içerisinde etkili bir güç vardı. Bu güç Kürt meselesinde Uğur Mumcu'nun tavrını kabul etmez. Uğraştığı konular dünya ölçeğindeki politikaları etkileyecek boyuttaydı. O tasvir edildi. Bu çok PKK ve Abdullah Öcalan'la ilgili bir hazırlık peşindeydi. Galiba o dosyayı kendisine verdiler. Bir uyarı da yapıyorlar, yayınlama diye. Bu sert kavganın bir kurbanı oldu kime geliyor. Kavganın bir kurbanı oldu kime geliyor. Politikaları etkileyecek boyuttaydı, o tasvir edildi. Türkiye rekabet. Uğur Mumcu öldükten sonra rüyamda diyor ki sana bir piyango bileti aldım bak. Ben de Uğur Mumcu'nun rüyamda hem öldüğünü biliyorum hem bilmiyorum. Yani sendeki şans da bana ne getirir yani biliyor musun Uğur Mumcu'yu? Böyle oldu. Evet. Dosyayı kendisine ulaştıran kaynak durdurmak için onu aradığında 23 Ocak 1990. Türkiye ne kaybetmez. Belki de kendi sonunu getirecek bir mekanizmayı harekete geçirdiğini henüz fark etmemişti. Mart bahsi açılırsa 12 Mart'ta Nihat Erim'in müşavirlerinin Tercüman Gazetesi'nde yazı yazdığını da söylerim. O dönemin benimle birlikte sanık sandalyesinde yargılananların şimdi orada savcılık yaptığını da söylerim. Ama Türkiye'nin meseleleri bunlar değil. Ben Ilıcak ailesiyle kendi gazetemdeki köşemde yazarım. Okuyucu merak ederse unuttur. Ama 20 milyonunda ben Türkiye'nin sorunlarını tartışmak zorundayım. Bunları çok aydınlatacak bir dosya geliyor. Yani tabii bu dosyanın bakın Uğur Mumcu gibi biri dehşete kapılıyor. Hemen şeyi arıyor, rahmetli Özal'ı arıyor. Özal'ı bulamıyor. Orada bir emir subayla bir yanlışlık yaparak, yani bence bir hata yaparak, bu olayla ilgili 20-25 dakika bilgi veriyor. Ondan sonra Eşref Bitlis Paşa'ya gidiyor. Ondan randevu alıyor, Eşref Bitlis Paşa'ya gidiyor, onunla konuşuyor, bu konuyu anlatıyor. Kısa bir süre sonra Uğur Mumcu havaya uçuyor. Aradan 1,5 ay 2 ay geçiyor, Eşref Bitlis Paşa'nın uçağı düşüyor. Bu tabii rahmetli Özal da, yani 3 ay veya 4 ay sonra da eceliyle şüpheli bir şekilde ölüyor. Eşref Bitlis Paşa Barzani ve Talabani kontrol eden bir kişidir. Yani o dönemde devamlı Erbil'e gelip gitmektedir. Barzani ile görüşmeler yapmaktadır. Hatta bir gelişinde haber verilmesine rağmen o dönem Amerika'da bazı Amerikan uçakları tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin jandarma genel komutanının olduğu bilinmesine rağmen taciz edilmiştir. Yani uçağı taciz edilmiştir. Mustafa Kemal o tarihlerde
o günlere moda olan kızların kendisini kaptırıp bir federasyon kursaydı Türkiye bugün ne olurdu? Ben kız kardeşimin kocası Kürt evlenirken anlaşmışlar. Ben yeni öğrendim Kürt olduğumu. Ben sormak gereği değil mi? O vahşi cinayetin ertesindeki gazeteleri tararsanız orada devletle ilişkilerinin çok yakın olduğunu, istihbaratla, diğer kurumlarla, bunlar o sıra benim bilmediğim ve oralardan öğrendiğim sistematik haftalık görüşmeler. Devletin o çekirdeği, karanlık kutusu nasıl ifade ederseniz edin, onlarla ilgili bir randevu trafiği var. Uğur Mumcu kendiliğinden bu belgeleri elde edemez veya bir mektubun içerisinden çıkmaz. O halde güç, bir devletin bir gücünden, bir tarafından bu bilgiler yazılsın diye verilmiştir. Yani Uğur Mumcu kullanılmıştır. Bir gazetecinin bu belgeleri eline geçirmesi ve yayınlaması kendi hayatına mal olduğu diyebiliriz. Evet, öyledir efendim. Ve günün birinde ip koptu. Bir sabah baktık ki Uğur havaya uçtu. Çağdaş bir devlet, modern bir devlet, Atatürk'ün büyük Türkiye'si. Bu olayın önünde, arkasında kim var? Bugüne kadar bilmeliydi, bulmalıydı, yargı önüne çıkarmalıydı. Ve can sıkan şey, deniyor ki kimin yaptığı biliniyor. Biliniyor ama gizleniyor. Bu bilinciden de çok daha büyük bir ayıp bir devlet için. Bir gün ben bunu Güldal Hanım'a sordum. Uğur bir gün bir olay anlatmış karısına. Demiş ki İsrail Büyükelçisi benimle öğle yemeği yemek istedi. Oturduk yemek yedik. İsrail Büyükelçisi bana sordu demiş. Uğur Bey, öldürülmekten korkmuyor musun? Sonra bütün gün kafasına takılmış. İsrail Büyükelçisi bana bu soruyu niye sordu diye. Kısa süre içinde MIT, olayın aydınlatılması için CIA ve Mossad'dan yardım talep edecekti. Son zamanlarda yaptığı şey, Öcalan'ın MIT'le olan ilişkisi üzerinde yaptığı araştırmalardı. İranlılar yaptı filan dedi, o bir örtme operasyonuydu. Görüldüğü kadarıyla bu şeyi, bu cinayeti işleyenler devlet içerisinde etkililer. Bunu devlet işledi cinayeti diyemeyiz ama onun içerisinde bir takım kanatlar bu olayı hem yapacak hem de üstünü örtecek kadar güçlüydüler. Bir sanık yardım yaptı. İki sanık da örgüt üyeliği artı uğrunucu olayına katılma suçudur. Soruşturma sürdürülüyor. O soruşturmanın sonucunda da size bilgi verilecek. Ma işimde bir yaradır hala. Neden bulunamadı, neden bulamadık, neden şey yaptı? Polis o kadar uğraşına rağmen neden başarılı olamadı? Hep şey yapmışımdır. Yani vicdanımla karşı karşıya kalmışım. Bu düzen korkuya, yılgınlığa ve sömürüye dayanıyor. Cezaevine giren
fetleme salonu gibi hemen öbür tarafa geçiyor. Veya döneklik başlıyor, döneklik. Yani benim için böyle basında terör uzmanı falan gibi laflar çıkıyor. Ben hiçbir şeyin uzmanı değilim. Sadece bir şeyin uzmanıyım, eski marxistlerim. Kimlerde ne yapıyor onu bileceksiniz. Yani çünkü... Doğan Güreş bir yazı yazdı. Genelkurmay Başkanlığı bir Uğur Mumcu'ya suikast yapılacağını haber almış. Ve Ankara valisini uyarmış. Ankara valisi de buna yanıt verdi. Şehrimde Uğur Mumcu diye bir gazetecinin yaşadığını ben suikastla öğrendim dedi. Bunu söyleyen Ankara valisi ve en uzun ömürlü Ankara valisi. Lise ikinci sınıf münazara psikolojisinden lütfen çık. Burada ulusal konuları ciddiyetle ele alın. Sorun budur. Bu sataşma olduğu için anayasal hakkında ona cevap bozuk kullanılabilir. Siz de tabii cevap dersiniz. Yalnız tabii bu cevaplar fazla uzarsa... Ben açmadım. Aslında tabii. Bakın bu tartışmalar çok kişisel değildir. Çünkü Uğur Bey düzenin değişmesini savunuyor. Ben bu düzenin devamından yanayım. Onun için bizim tartışmamız aslında bir düzen tartışması. Bu saplamayı da yaptınız efendim. Teşekkür ederim. Efendim bu derece soğukkanlılık olduğu için kendisini tebrik ederim ve bu hoşgörüsünü diğer tartışmalarda da kullanmasını isterim. PKK ile ve Abdullah Öcalan'la ilgili bir çalışma hazırlıyordu. Vardığı sonuç şuydu. 12 Mart döneminde Şafak davası diye bir davadan bazı gençler Şımrak olayı diye bir olaydan tutuklandılar. Gözaltına aldılar. Bir kısmı tutuklandı. Dava devam etti. Bu arada Abdullah Öcalan bunlar arasından hafif cezalarla sıyırdı. Uğur Mumcu'nun çok dikkatini çekti. Baki Tuğ'da demiş ki onun bize çalıştığına dair bilgi geldi. Bunun sizde belgesi var mı? Bir bakayım, bir daha buluşmamızda bulmaya çalışırım. İşte o bir daha buluşma hiç olmadı. Öldürüleceğini bilirdi. Uğur Mumcu hatta hep şunu söylerdi. Ya bir de öyle bir gün orada burada bir yerde öldürecekler. Çoluk çocuk da perişan kalacak. Türkiye'de bir takım insanlar suç işlerler. Onlara hiç dokunulmaz. Bir takım insanlar suç işlemezler. Bizim Ali Sinan gibi gidebilir. Hapse abone, sıkıntım abonesi var. Yani millet elektrik abonesi vardır, su abonesi. Ali Sinan de sıkı yönetim abonesi. Ebediyete giden her 10 yılda bir arkadaşımız hapse oluyor. Niye? Efendim Barış Derneği'ymiş, yok Sovyetçilikmiş, TKP'ymiş, birisi sordu bana. Ali Silmen TKP'li mi diye. Hayır, Galatasaraylı'dır bizim. Niçin bunlar? Yani... Türkiye'de milletle devlet arasına bir şey çekildi. Bugün herkes bir olay olsun burada, bir insanın başına bir şey gelsin. Hemen böyle ben bu tarifi kullanmaya çalışıyorum. Derin devlet kavramından. Yani bu suçun bu işin derin devlet tarafından yapılacağı inanç taşıyor. Bunu Türkiye çözmek, atlatmak zorundadır. Türkiye çok ciddi bir şiddet sarmalı içerisine sokuldu. Eğer Türkiye bunlarla baş edemezse, bakın bu Ergenekon'da geri adım atılırsa, onu söyleyeyim. Ergenekon'un şu andaki devlet içine sızmış unsurları tamamen ortaya çıkarılamazsa, bu cinayetler, faili meçhul cinayetler veya Türkiye'yi kutuplaşmaya yaradığı cinayetler tekrar başlayabilir. Bunun hiçbir şey yoktur. Bunları önlemenin yolu bir şey ipucu, bir tırnak yakalanmıştır bunlar. Buradan artık gidilmesi gerekir. Sonuna kadar gidilmesi gerekir. ...1994'te Güldal Mumcu Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a Uğur'un korunması için neden yazılı emir verilmediğini sorduğunda ihmal etmişiz yanıtlanacak. Uğur Mumcu ile ilgili hiçbir koruma tedbirinin alınmadığı resmi evrakta da sabit oldu. Böyle bir fetva veriliyor ve bütün Türk yurttaşlarının Almanya'daki paraları tekafül denen bir gruba, İslam bankerlerine, İslam sigorta şirketlerine getiriliyor. Bazen tehditler çok şey, sahici gibi olduğu dönemde, işte biz tabii biz çok eski arkadaşı olduğum için güveni var bana karşı. Yani ben işte ay Uğur evime gelir de ne olacak, başım belaya girer diye bir şeyden çekinmediğimi biliyor. O yüzden bizi arardı hep. İşte gene bir sıkıntı var,
size geliyoruz. İşte çoluk çocuk gelirlerdi bize. O zaman yakın oturuyorduk Ankara'da. İşte bizde kalırlardı bir süre. Öbürleri heyecan içerisinde. Ya dedi şey, bakın şey, işte bizi vuracaklar bize. Dedim sizi vuracaklar, Uğur'u vuracaklar. Ama bak işte gitti, yattı sakin. Yani yapacak bir şey yok. Bazılarının çekindiğini bildiği için onları aramaz. Hatta işte onları çağırmaz mesela şey. Ya bu şimdi başı derde girecek. Devlete haber verilmiş. Ölümünden sonra yetkililer dediler ki Uğur Mumcu bizden koruma istemedi. Bunun kadar utanç verici bir devlet için hiçbir şey yoktur. Can güvenliğini sağlamak için devletin, devlete talepte bulunur mu? Devletin varlık nedeni budur. Devlet benden vatandaşım can güvenliğimi sağla talebinde bulunmadı diye onun can güvenliğini ıska geçebilir mi? Uğur Mumcu'nun öldürüleceğini düşünememiş olmak için ahmak olmak lazım. Herkes böyle bir ihtimali biliyordu ve Uğur Mumcu göz göre göre devletin zafiyeti değil, kastıyla. Ve bunların hepsi göz önünde oluyor ve bu sorunlar ortada yaşıyorlar. Ayıptır ya, ayıptır. Tüm samimiyetimi ifade etmek istiyorum. O anda Ankara Emniyeti'nin bir ihmali, bir kusuru yok. Yok ve yani konuyu mutlaka çözme amacıyla bir uğraş içerisine girdiler. Ve ben bunu çok yakinen gördüm. Yani sabahlara kadar çalıştıklarını biliyorum. Sabahlara kadar en küçük belge, en küçük bilgi, en küçük ihbar, en küçük bir delil incelendi, değerlendirildi. Maalesef yapılamadı. Kendisine Atatürk'ün bir insan, maddevi emperyalizme, fetalizme karşı koyar. Muammer Aksoy, biliyorsunuz, alçakça bir cinayet aramızdan var. Hayatımın en acı günüdür. Muammer Aksoy'un kanlı cesedini doğruyordu bugün. Muammer Aksoy, aksaçlı bir adam. 74 yaşında. O da en yetişiyor bir insan. Ailece tanıdığım için biliyorum. Miras olarak ne bıraktı biliyor musunuz? Sadece bir kooperatifi. Ve bu insanlar 70 yaşlarında, 80 yaşlarında, 90 yaşlarında korkmadan, yılmadan silahlara karşı, terör kısımlarına karşı Atatürk'ü ve laizmi savunur. Bundan sonra tekrar Uğur Mumcu dosyasının açılması hepsi sonuca varılması mümkün. Hayır değil. Gitti ve açılmayacak dosyalar şeklinde gitti. O zaman savcı bize bir şey söyledi, Güldal'la gitmiştik. Bir tek dedi devlet biliyor bunu dedi. Savcı Ülkü Coşkun. Güldal Mumcu'ya diyor ki bu işi ancak isterse devlet alır. Bu ne demek? Devlet yaptı bu işi diyor. Bir süre önce Harp Akademisi'nde verdiği konferans büyük ilgi görmüş ve yaklaşık 500 kurmay subay bir zamanların sakıncalı piyadesini tam 5 dakika ayakta alkışlamışlardı ki Uğur bunu hayatının en mutlu günlerinden biri olarak anlatacaktı. Polis görevlisi, değerli arkadaş görev yapıyor, kendisini saygılarla selamlıyorum. Ancak yani devleti boş yere masrafa sokuyorlar. Niçin? Şimdi biz bir kere suç işlemeyiz, bu bir. Kolay kolay işlemeyiz. Banka alacaklar bir para. Arkadaşı görevlendiriyorlar bir masraf. Niye bu kadar devleti meşgul ediyorsunuz? Suç işlemiş olsak bugüne kadar herhalde müebbet hapse mahkum olur 8 kere de idam edilirdik. Uğur Mumcu cinayetinin en garip yönlerinden birisi şudur. Uğur Mumcu cinayetiyle birlikte o cinayeti çözmekteki en yetkin zeka da ortadan kaldırılır. Yani Uğur Mumcu olsaydı onu çözebilirdi belki. Uğur Mumcu
terörün seçtiği en isabetli hedeftir. Daha tehlikeli noktalara doğru da gidiyorsun. Sürekli iç çatışmaların kamuoyunun anlamadığı bir mesajcısı oluyorsun. O zaman senin bildiklerin yazdıklarından fazla ise de hayati riskin var. Yani çoluğu çocuğu eşinin bu kadar dramatik, korkunç, kabul edilmesi imkanı olmayan bir vahşetle kendi pozisyonlarını biraz daha güçlü hale getirmeye yöneldiler izlenimi bende var. Ama hayat o kadar güçlü, bütün propagandalardan, planlardan çok daha güçlü aktığı için bu tutunamadı, eridi. İzmir'e girer, hakemen, hemen üniformasını çıkarır ve bir bakar. Lokantaya girince tanımazlar. Biraz sonra belli olur, Narsun'un etrafında oturur. Yunan Kralı Konstantin buraya gelip pratik istedi mi? Hayır, istemedi paşam. O zaman neden İzmir'i almak istemişti?